Demirtaş güçlü bir aday olur dediniz, altını çizdiniz bunun. Ve İmamoğlu'nun etkisini biraz daha açmanızı isteyeceğim. Yani böyle bir denklemde Ekrem İmamoğlu nasıl etkilenir? Çünkü aslında son zamanlarda şu yorumda yapılmaya başlamıştı. Aslında muhalefet ittifaksız seçime gidiyor. Bu hep bir dezavantaj olarak tartışılıyor, konuşuluyor ama bu bir avantaja da dönüşebilir. Hakikaten İYİ Parti iddiasını karşılar, iktidardan oy almaya başarırsa. DEM Parti ile CHP'nin yan yana gelmesinden rahatsız olan tırnak içinde muhalif ama milliyetçi seçmen kaçışını engelleyebilir. Zaten Kürt seçmen de blok halinde olmasa da işte İmamoğlu'na da oy verecekler. İşte geçmiş seçimleri de örnek vererek olacaktır. Doğal olarak bu denklem aslında dezavantaj değil, avantaja da dönüşebilir yorumları yapılıyordu ama bu ihtimal tabii hep DEM Parti'nin zayıf aday, yani zayıf aday demek tabii kim aday gösterilirse gösterilsin böyle söylemek istemeyiz ama tabii ki popüler siyasetçi diye bir şey var, yetenekli siyasetçi diye bir şey var. Bazen görev olarak siyasetçiler bazı sorumlulukları da üstlenmek durumunda kalıyor. Hani tırnak içinde zayıf bir aday olursa DEM Parti'nin aday çıkarması avantaj dahi olabilir deniyordu. Ama şimdi Başak Demirtaş biliyoruz ki güçlü bir aday, siz de belirttiniz. Doğal olarak İstanbul seçimini nasıl etkiler? Özellikle tabii ki Ekrem İmamoğlu'nu. Ve tabii burada mesela bir izleyicimiz demiş ki iktidarın arayıp da bulamadığı bir şey olur demiş Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığı. Muharrem Bey söylemiş. Erdoğan Bey diyor ki Erdoğan Altay, Muharrem Bey'e cevap vermiş. DEM Parti'nin İstanbul adaylığı stratejik temeldir. Bir siyasal yapının kendi özgür iradesini kendi halkının çıkarına kullanması çok doğaldır diyor. Tabii farklı görüşler var. İşte DEM Parti'yi de yakından izleyen izleyicilerimiz bunlar. Biliyorum ben yorumlarını sık sık burada özellikle Kürt siyasi hareketine dair konuşmalar, yorumlar yapıldığında fikirlerini bizden esirgemeyen izleyicilerimiz açıkçası. Ne diyorsunuz, İstanbul nasıl etkiler? Şimdi tabii şöyle bir şey var. Tekrar demin söylediğimi başa alayım. 2019 seçimlerinin kritik partisi, İstanbul özeli konuştuğumuz için gene söyleyeyim ki Ankara'da falan da aynıydı. HDP'ydi. Çağrıcısı Selahattin Demirtaş'tı. Bunun bir karşılığını muhalefet aldı. Yine Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yine HDP, Demirtaş, işte sonra Yeşilsol oldu. Desteğini muhalefetin adayından yana kullandı. Fakat muhalefetin tabii ana omurgası Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi ne kadar Kürt seçmenin ya da Kürt sorununun, Kürt seçmenin yanında oldu, Kürt sorununun çözülmesi için adımlar attı. Yani şimdi Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs'a kadarki performansı görmezden gelmemek gerekiyor ama 19-28 Mayıs arası var. Özgür Özel'in son, yeni genel başkanın son dönemde anlattığı, durduğu nokta, özellikle bu ortak bildirilerde daha farklı bir pozisyon oluyor, onu da teslim etmek lazım ama şimdi Kürt sorunu kayyumundan ana diline kadar kocaman bir paket ve hala iktidarın çizdiği çizgiler içinde kalınarak konuşulan bir nokta. Birincisi bu. İkincisi, bakın Türkiye'de 2015 sonrası Kürtlerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde özellikle karşı karşıya kaldığı, iktidar ve devlet eliyle yaşadıkları son derece kabul edilebilecek noktalar değil. Hele hele işte kayyum atamaları, hapishane, Cizre, Bodrumlar, hepsini bir yere koyun. Bakın hala bütün bu eleştiri yaptıktan sonra kimi Kürt yöneticiler, Kürt politikacılar, hatta kimi Kürt seçmen bile yeni bir çözüm sürecinde ana aktör olarak Tayyip Erdoğan'ı görüyor. Eğer bu şekilde görülüyorsa, bu hala bir şekilde ana bir çözüm olacaksa, kişi Tayyip Erdoğan denilebiliyorsa, bunu muhalefetin oturup çok ciddi olarak düşünmesi lazım. Dün yine gazete duvarda Vecdi Erbay'ın Leyla Zana ile yaptığı söyleşi, ki Leyla Zana 8 senedir yoktu, konuşmuyordu, köye yerleşmişti. Onun da işte bu Erdoğan buzdolabından çıkarsın bu dondurduğu süreci cümlesini de gördüm. Tabii Başak Demirtaş'ınki ayrı bir süreç, Zana'nınki ayrı birle bağlı olduğunu düşünmüyorum ama bütün bunlara baktığınız zaman hala özellikle Kürtler açısından çözüm olacaksa ana faktör, bu kadar yaşananlara rağmen Erdoğan ise muhalefetin bir dönüp bakması lazım.
Tekrar hemen İstanbul sorunuza gelmek istiyorum. Ekrem İmamoğlu ve Tayyip Erdoğan'ın adayı Murat Kurum. Aslında tabii adaylar isim olarak var ama esas Ekrem İmamoğlu ile Tayyip Erdoğan yarışacak. Ve tabii İstanbul çok kritik bir yer, sembolik bir yer. Başak Demirtaş eğer aday olarak ortaya resmileşirse Başak Demirtaş'ın adaylığı, İmamoğlu'nun kazanması son derece zora gider. Bu illa hani Başak Demirtaş'ın aday olarak ortaya bir duruş, bir fikir koyması Kürt siyaseti açısından şöyle bir anlam da taşıyor olabilir. Bir şekilde Türkiye'nin bu işte HDP, Yeşil Sol, şimdi DEM Parti ta ya Doğu ve Güneydoğu üzerinden işte fikir üretsin, oralara hapsedilsin diye düşünenler de var ama bu Türkiyeleşme iddiası içinde Başak Demirtaş'ın İstanbul'un adaylığı son derece simgesel de bir noktadır aslında. Ama bunun tabii sonucu eğer tırnak içinde muhalefetin ana aktörüne yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaybettirmekse muhalefetin ana aktörü ve şu ana kadar Türkiye genelinde Erdoğan'a karşı en önemli lider adaylarından biri haline gelen Ekrem İmamoğlu'na karşı bir hareket olarak düşünülürse ki isteyen tabii düşünülebilir çünkü pek çok nokta var. Bu tabii kaybedilmesi sonrasında seküler kendini seküler ve demokrat, sosyal demokrat alanda tanımlayan kişilerle Kürtler arasında yeni bir derin bir uçurum oluşturabilir. Ha diyecek ki kimi özellikle Kürt seçmenler veya bu memleketin Kürt vatandaşları zaten bizi benim başta söylediğim gibi seçimden seçime hatırlayan bir yönetim var diye düşünebilirler ama bu 2028'e giden süreçte önemli bir köşe taşı olması hasebiyle hem İstanbul hem İmamoğlu bu adaylığın ortaya çıkışıyla ilgili tartışmalar soru işaretle devam edecektir. Eminim benim gibi pek çok meslektaşım da Başak Demirtaş'la görüşmek için başvurmuştur. Çünkü burada hani kendisinin ve eşinin bu sorulara açık ve net bir şekilde cevap vereceğini de düşünüyorum. Çok düz bir insandır Başak Demirtaş. Olduğu bütün doğallığıyla cevap verir. Daha belki benim onunla yaptığım söyleşilerde de anlattığı, özellikle mesela aktif siyasete girmeyeceğim demişti bana 2023'teki bu alana çıkmıştı bir süre ve DEM Parti'nin ya da değişimin için propaganda çalışmalarında bulunmuştu. O dönem aktif siyasete girmeyeceğim. Bir evden bir kişi yeter demişti ama şimdi belli ki pek çok şey, pek çok parametre değişti. Özeti şu, evet İmamoğlu son derece zorlanır eğer Başak Demirtaş aday olursa ama bir taraftan da Kürt seçmen artık bağıra taş basmak yerine insanların oturup özellikle siyasetçilerin ya bir dakika iyi de biz neden seçimden seçime Kürt seçmeni, Kürt sorununu aklımıza getiriyoruz veya neden daha geniş çerçeveden bir politika üretmiyoruz sorusuna belki yüzleşirler. Eğer yeni dönemde bir çözüm süreci tekrardan başlayacaksa, hani böyle bir ihtimal var ise, işte dün Leyla Azan'ın söylediğine de dikkat ederek bunu söylüyorum. Bunun içinde bu adaylık acaba bu yüzden mi açıklandı sorusu da meşru olarak sorulacaktır. Tabii Demirtaş ailesi de bununla ilgili cevap verecektir ama İstanbul, ben sadece İstanbul'u etkileyeceğini düşünmüyorum bu arada Başak Demirtaş'ın adaylığının. Türkiye genelinde de bir anlamı olacaktır. Evet, başka türlü bir siyaset ortaya koyduğunu düşünüyorum. Yani belki Adana'ya, Mersin'e de bir mesaj olacak diyorsunuz mesela, anladım. Ben bütün hani evet artık biz Kürtler kim kazanır kim kaybeder diye bakmadan ki en çok da son dönemde Kürtler kaybetti Türkiye'de. Türkiye'nin genelinde hukuksuzluk, adaletsizlik var ama kayyum işte Doğu ve Güneydoğu'da var veya en çok cezaevindeki siyasetçi Kürt siyasetçiler. Efendim yani bütün bunlara baktığı zaman da büyükte bir kayıp var. Dolayısıyla artık bir tartının sadece bana kazandır üzerinden değil, toplumun tamamının Türk, Kürt, Alevi, Sünni ayrışmadan demokratik kazanımı üzerinden bir
yüzleşme, hesaplaşma yapması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden hani İmamoğlu'na kaybettirecek. Peki ama yıllardır, 7 yıldır cezaevinde olup tutukluk süresi en uzun süre 7 yıl olmasına rağmen hala cezaevinde olan Kuşağı diyeceksiniz. Ahim kararına rağmen Demirtaş'a diyeceksiniz. Bütün bunları, bütün bu siyaseti AKP ile beraber çözüm sürecinde beraber mücadele etmiş bu insanları terör parantezine alınmasına ne diyeceksiniz? Dolayısıyla bütün bunların ayrı ayrı düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani işte Başak Demirtaş olduğu iktidara yaradı. Bu kadar basit değil. Bu kadar basit bakmamak gerekiyor. Daha kapsamlı, daha altta, daha derin bir şey var ve o derin noktaya doğru, ortak yaşam, barışı inşa etme noktasındaki derin noktaya doğru muhalefet gitmezse, Cumhuriyet Halk Partisi gitmezse bunu da daha farklı değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum.